Sevgili seyirciler, Sayfa Esen galip de olsa mağlup, haklı da olsa, mağlup da olsa galiptir. Hakkımız olmayan şeylere sahiplenmek, insanları kandırmak ne çirkin davranıştır ki, önünde sonunda dönüp dolaşıp yine kötülüğü yapan kişiyi bulur. Haksız kazanç insanı zengin etmez. Hakkımız olmayan her kuruş, fakirlik kuyusuna atılan her bir taşı temsil eder. Son gelinen noktadaysa o taşları toplamak mümkün olmayabilir. Bunu alalım. Bunun rengi çok güzel. Acele etme oğlum. Sabret. Kesemize hangisi uygunsa onu alırız. Kırmızı araba alalım. Otomatik vites olsun. Tamam yeter. Sus bakayım. İşte tam aradığımız araba. Beyaz ama olsun. Bak baba, bu çok güzel bir araba. Oğlum acele etme. Şöyle bir dolaşalım hele. Bu araba çok güzel ama. Çocuk aklı beyefendi. Bu arabalar içinde en kullanışlı ve fiyatı uygun olanı seçti. Çekinmeyin beyefendi. Arabaya bakın. İnceleyin. Çok sağlam. Kaç model bu? Anne! 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 Niye ağlıyorsun sen bakayım? Annemi kaybettim. Ağlama güzelim, ağlama. Ben sana anneni bulacağım, tamam mı? Annem buralarda bir yerdedir. Bakalım. Bak hele şuna. Eşimden ayrılma demedim mi ben sana? Hadi yürü. Yürü bakalım. Seni yaramaz seni. Ben sana evde soracağım. Benim de böyle bir çocuğum olsa. Arabanın görünüşü güzel. Fiyatı bizi aşıyor. Bu zamanda 6 milyara bu arabayı zor bulursunuz beyefendi. Bence hiç düşünmeyin. Hemen alın. Babacığım lütfen, lütfen alalım. Ben şöyle 4 milyarlık bir araba arıyordum. Gücüm o kadarına yetiyor. Orhan, şunu bozar mısın? Kimsede bozuk para yok. Olsa da bozmuyorlar. İlla tanıdık olacak. Aa, Recep Bey. Kamil. Hayrola? Araba mı alıyorsunuz? Şöyle bir bakıyorum işte. Tanışıyor musunuz? Recep Bey, bizim hemşeri. Onunla beraber bir iş yaptık. Hemşerim diye söylemiyorum. Çok dürüst bir adamdır. O zaman mesele yok. Madem ki senin tanıdığın, bir kolaylık sağlarım. Benim dostumun dostu, dostumdur. Uzat elini. Uzat. Kamil Bey'in hemşerisi olduğun için sana 5,5 milyara bırakıyorum. Hadi, hayrını gör. Ama söyledim size. Yanımda şu an fazla param yok. Haftaya verirsin canım. Borç harç bulur tamamlarsın. Ver 4 milyarı arabayı götür. 1,5 milyarı da haftaya dükkana getir. Al, adres kartında yazıyor. Vallahi hemşerim, araba çok sağlam görünüyor. Yani bu fiyata bu arabayı bulamazsın. Evet, ne diyorsun? Baba lütfen alalım. Hadi hayırlı olsun, güle güle kullan. Arabaya baktırmak istiyorum. Baktır tabii canım, baktır. Arabayı üzerime de aldırmak istiyorum. Tamam canım, hallederiz. Kolay onlar. Ağlıyor musun? Ne oldu? Elma ister misin? Bak anne geldi. Tamam. Ağlama tamam. Hoş geldin Asibe. Buyur. Hoş bulduk. Resmi dairede ne uzun sürüyormuş işler. Elinde evrak habire dolaşıyorsun. Ağlayıp eziyet vermedi değil mi teyzesi? Yok canım, ne eziyeti? İşin olursa yine bırak. Hiç yaramazlık yapmadı. Tamam artık, biz gidelim teyzesi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size de zahmet verdik. Dışarıda işim olmasaydı. Hiç önemli değil. İşiniz çıkarsa çekinmeyin bırakın. Evdeysem niye bakmayayım? Ayrıca biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Değil mi Necati? Allah razı olsun Mürvet abla.
İyi akşamlar hanım. Hoş geldin. Hemen sofraya gel. Hele üzerimi değiştireyim. Elimi yüzümü yıkayayım da. O zaman çabuk ol. Soğuyacak yemekler. Tamam tamam geliyorum. Bugün pazar hareketliydi. Karlı bir satış oldu. Galeride bekleyip duran bir otomobil vardı. Müşterisi çıktı verdim. İyi yapmışsın. Sen ne yaptın Mürvet? Ne yapayım? Markete gittim. Bir şeyler aldım. Yemeği hazırladım. Her zamanki şeyler işte. Ama bugün hiç canım sıkılmadı. Niye? Hasibe geldi. Oğlunu bıraktı. Bir çocuğum olsa onunla zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım. Mürvet. Ne yapayım? Çocuğum olmasını o kadar istiyorum ki. Olmayınca ne yapalım? Allah'ın takdiri. Öyle, öyle de. Bir de başka doktorlara mı gitsek? Şimdiye kadar kaç tane doktora gittiğimizi biliyorsun. Yok işte, olmuyor. Olmayacak. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Neyse. Kapatalım bu mevzuyu. Yemeğini ye, hadi. Başkasının çocuğunu görünce içim gidiyor. Benim de yavrum olsa, bağrıma bassam, sevsem. Sen kaç model istiyorsun onu söyle. 2000 model mi? Var tabii. Hepsi yabancı marka. Ya hiçbir pürüzü yok kardeşim. Bir ara uğra. Bir bak istersen. Bekliyorum. Tamam. İyi günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Recep Bey. Hoş bulduk. Kalan parayı getirdim de. Ayakta durmayın canım. Geçin oturun şöyle buyurun. Buyurun. Araban nasıl? Memnun musun? Çok memnunuz. Evde bayram var. Allah razı olsun sizden. Estağfurullah canım. Orhan Bey, hani demiştim ya, arabayı üzerime almak istiyorum. Yani al canım. Yani bence lüzum yok ama ileride satacaksın nasıl olsa. Şimdi bunun alım-satım vergisi, masrafları, bunları ödemeye ne lüzum var ya? Ama sen bilirsin yine de. Yo, ben üzerime almak istiyorum. Maliyeye gidip temiz belgesini alayım. Ne olur ne olmaz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yani sen bilirsin. Ya ama bugün tatil. Maliye kapalı. İstersen bunu pazartesi halledelim. He? Tamam. Kalktın. Acayip bir rüya gördüm de. Çok acayip. Biz biraz düşünelim. Sonra kararımızı size bildiririz. Tabii. Ne zaman isterseniz gelin arabayı vereyim. Fiyatı biliyorsunuz. Size hayırlı işler Orhan Bey. Yine geleceğiz. Güle güle. Güle güle. Görüşmek üzere. İyi günler. Hayrola Recep Bey? Ne oldu? Maliyeden baktırdım. Araba acizliymiş. Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Hiçbir eksiği yoktu. Buyurun, içeride konuşalım. Allah Allah. Maliyeden gösterdiler. Araba acizliymiş Orhan Bey. Bir yanlışlık vardır o işte. Alın anahtarı, ruhsatı. Verin benim paramı geriye. Dur kardeşim, dur.
Otur önce şöyle, otur. Araba almak öyle çocuk oyuncağı değil. Madem ki aldım bu arabayı, mümkün değil geri alamam. Ama beyefendi, yani hacizli arabayı bana nasıl satarsınız ki? Sizde insaf yok mu? Tamam, kes kardeşim. Ben para mara vermem. Satılan mal geri alınmaz. Lütfen alın arabanızı, verin benim paramı geriye. Git başımdan kardeşim. Seninle mi uğraşacağım ya? Çekil git şuradan. Ne bakıyorsun? Ticaret bu. Bir şey mi istediniz? 5 milyon lira verir misiniz bana? 5 milyon mu? Evet, 5 milyon. Vermek istemiyorsanız giderim. Sizi rahatsız etmem. Delikanlı. Bekleyin bir dakika. Yanımda yok ama şimdi bulur getiririm. Biraz bekleyin. Hasip Hanım, bir 5 milyon borç verebilir misiniz? Akşam iade ederim. Tabii komşu, bekle bir saniye. Buyurun. Sağ ol. Buyur. Allah sizden razı olsun. Size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Dinler misiniz? Hı. Çocuğunuz hiç olmadı değil mi? Çok istiyorsunuz ama olmuyor. Çocuğunuz olacak. Bir erkek çocuğuna hamile kalacaksınız. İnşallah doğduğunda ona Abdülkadir ismini koyun. O doğunca evinize huzur gelecek. Gönlünüz ferahlayacak. Ancak kocanız, söyleyin ona işinde dürüst olsun. Yalanı, hileyi terk etsin. Bir adama hacizli bir araba sattı. Onu geri alsın. Kul hakkı yemesin. O zaman çocuğunuz olacak. Huzur bulacaksınız. Mürvet, ne oldu sana? Birine hacizli bir araba sattın mı yakınlarda? Yoksa eve kadar mı geldi? Peki nereden bulmuşlar evimizi? Sana bir şey sordum Orhan. Hacizli bir araba sattın mı birine? Aman, ne bileyim ya. Bir sürü araba satıyorum ben. Sattığın o arabayı geri al. Ne? Geri al onu. Almalısın. Ya akşam akşam ne oldu sana? Hiç böyle şeyler sormazdın. Bugün bir delikanlı geldi. 5 milyon istedi benden. Ben de komşudan bulup verdim. Sonra bana dedi ki çocuğun olacak. Kocan hacizli arabayı geri alsın dedi. Çocuğum olmadığını bildi. Verdiğim parayı almadı. Çok farklı biriydi. Rüyamda gördüğüm çocuğa o kadar benziyordu ki, bakışları tıpkı. Canım, yani şimdi sen bir delikanlının sözüyle... Doğru değil mi? Orhan, ne olur benim hatırım için geri al arabayı. Belki dediği doğrudur. Doğru olmasa bile yaptığın bir yanlışlığı düzeltmiş olursun.
Ne olur. Orhan, lütfen. Rica ediyorum senden. Saçmalama ya. Hayret bir şey. Al şu arabanı. Hacizli. 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 Orhan, kırma hatırımı. Kırma hatırımı. Geri al arabanı. Paramı ver. Paramı ver. Çocuğumun olacağını söyledi. Arabanı al. Al arabanı. Al arabanı. Al arabanı. Doğru. Değil mi? Doğru. Değil mi? Al arabanı. Al arabanı. Al arabanı. Sattın. Sattın değil mi? Değil mi? Değil mi? Müret. Selamun aleyküm. Ha, aleyküm selam. Buyur otur geç. Niye çağırdın beni apar topar? Bir durum mu var? Senin şu hemşeri vardı ya. Hani Recep Bey? Recep? Ha, senden araba almıştı. Ne oldu? Bir terslik mi oldu? Yok. Sadece sattığım arabayı ondan geri almak istiyorum. Ne o? Ballı müşteri mi çıktı yoksa? Yok. Kendime alacağım. Kendine mi? Evet, kendime. Kimseye satmayacağım. Allah Allah. Şu paraları al. Bana o arabayı al getir. Kaç para var burada? 7 milyar. 7 milyar mı? İyi ama sen 5,5 milyara satmamış mıydın o arabayı? Sen ne yapacaksın? Al şu parayı, o arabayı geri getir bana. Ya vermek istemezse? Verir, verir. Hadi. Ha, bir de söyle, hakkını helal etsin. Kendisi mi verdi bunları? Karar verdin mi? Satıyor musun? Sana başka bir şey söyledi mi? Ne gibi? Arabayla ilgili bir şeyler. Yok, sadece parayı verdi. Git arabayı al gel dedi. Nedir bu arabayla ilgili şeyler? Yok, bir şey yok. Ne diyorsun? Arabayı satıyor musun? Bak, ne çabuk çiçek açtılar, gördün mü? Canım benim, şunun güzelliğine bak. Mürvet, sen onlara bakacaksın da çiçek açmayacaklar mı? Sen onlarla böyle sevgiyle konuşacaksın da büyümeyecekler mi? O gün konuştuklarımızdan sonra, bana söylediklerinden sonra beni bile değiştirdin. Benim gönlümde çiçekler açtırdın. Araba satarken öyle titiz davranıyorum ki artık, kulak yiyeceğim diye ödüm kopuyor. Çok para değil. Helal para kazanmak önemli. İnsanı mutlu eden helal paraymış. Bunu hatırlattın bana. Sağ ol. Alo. Merhaba Recep Bey. Sağ olun. İyiyim. Teşekkür ederim. Yarın galeriye gelin konuşalım. Tamam. İyi akşamlar.
Ne oldu? Niye gülüyorsun? Artık fazla gizleyemeyeceğim. Neden bahsediyorsun sen? Ne gizlemesi? Bugün hastaneye gittim. Hamileyim. Başkasına yaptığımız her iyilik aslında kendi hayatımıza yapılan bir yatırımdır. Düşünebilen, aklını kullanan her insan şunu bilmelidir ki, rızkı veren küçücük bir karıncayı bile aç bırakmadığına göre, eşrefi mahlukat olan insanı hiçbir zaman aç bırakmayacaktır. O zaman rızık adına bu kaygı niye? Evet sevgili seyirciler, Bir Sır Kapısı programının daha sonuna geldik. Başınızdan geçen sırlı olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Zira yaşadığınız bu sırlı olaylar hayata bakış ufkumuzu genişletiyor. Adresimiz Sır Kapısı programı Samanyolu Televizyonu 34692 Çamlıca İstanbul. Efendim haftaya aynı saatte Sır Kapısı'nı aralayın.